Merhaba Para Bilir Kanalı izleyicileri hepinize saygılar selamlar evet arkadaşlar e, borsadan ve ekonomiden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor birikim varlık yönetim ananım şirketi payların halka arzına ilişkin sonuçlar yayınlandı e, kişisel olarak düşünürsem biraz benim için moral bozucu bir durum e, pay dağıtımı ile ilgili konuşursak arkadaşlar Evet birikim varlık yönetim analım şirketi halka arz sonuçları. Birikim varlık yönetim analım şirketinin payların halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda bilim fiyat 14.20 TL olarak açıklanmış olup halka arz edilen 12 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş. Buna göre halka arz büyüklüğü 170.400 bin TL olmuştur. 170 milyon 400 bin lira olmuş arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda zaten bunu belirtmiştik. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıların nihai tahsisat tutarı yaklaşık 17.34 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 33.59 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 2.43 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Evet farklı bir tablo daha var onu da göstereceğim sizlere birazdan. Şimdi arkadaşlar burada e, sürekli konuşuyoruz ya bu ne kadar tavan tavan gider. Evet burada şöyle bir durum söz konusu şu an için. Yurt içi bireysel 6 milyon oran %50 kişi sayısı 587 bin. 646 kişiye dağıtım olmuş arkadaşlar. Oran %39.91. Kişi sayısı 538.226. Nominal değer 6 milyon. %50. Yurt içi kurumsal 4 milyon 200 bin. %35. Kişi sayısı yani kurumsal başvuru 113. Kişi sayısı 49. 4 milyon 560 bin. 138. 4 milyon 560 bin lot yurt içi kurumsala gitmiş. Evet yurt dışı kurumsal 5 kişi başvurmuş 2 kişi almış 1 milyon 440 bin arkadaşlar toplam 12 milyon nominal değerli dağıtım söz konusu. Evet arkadaşlar burada dikkat çeken nokta 538.226 kişiye 6 milyon paylaştırdığınız zaman kaç düşüyor? 11-12 lot falan düşüyor. Kişi başı yani herkes çok büyük bir lot beklentisi de yoktu ama bir 12'de değil diyen yani değil beklenti. 11-12 lot herkese düşmüş arkadaşlar ama yurt dışı kurumsalla ilgili bir farklı bir görsel var. Onu da bir şimdi sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar %5'ten fazla alan tüzel kişiler yani kurumsallar görüyorsunuz burada satılanların nominal tutar 1.120.000 diyor. Satış sunulan sermaye %9.33 Türkiye'den kendinden hesabına Ad Station Reklam Organizasyonu İletişim Danışma, Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret İtiler Şirketi Focus Management 1 milyon 40 bin %8.67'sini almış yatırım hizmetleri şey şeyler cumhuriyeti arkadaşlar dikkat çeken bir nokta ve bir tane de AC7 A1 portföy birinci hisse senedi serbest. 639.296 %5.33. Evet fon yönetimi Türkiye kendi namlı hesabına. Burada 1 milyon 40 bin lot şey şeyler Cumhuriyeti diye bir yere satılmış arkadaşlar yurt dışı. %5'in üzerinde lot alan kurumsal yatırımcılar noktasında. Focus Management Service Litidat. Evet. ilginçtir. Ee, bana açıkçası çok garip geldi bu. Ee, bireysele o 11 hadi 12 verdiniz. Kurumsal dağılımına baktığın zaman insanın biraz gülesi geliyor açıkçası. Milyon e, lotlarla belki onlarca tavan gidecek. 3 kurumsal hazır tavandaki müşterilere servis yapacak. Güzel, güzel gözüküyor ticaret gerçek manada. Zaten 3 tüzel dışı, yani 3 tane tüzel kişi dışında tavanı bozma gücü kimse diyor yok arkadaşlar. <laughs> tavan bozulmayabilir yani. 10-11 lotdan hiç kimse tavan bozamaz. 6 milyon lot dağıtılmış 530 bin kişiye. Yani yurt dışı kurumsal iki kişi ya da kurum 1 milyon 440 bin 1 milyon 40 bin lot yurt içi yatırımcısına 11-12 lot tahsis et ve bu lot bu kurum şey şeylerde bir yerde şey şeyler cumhuriyetinde yani en az 5 tavan görse milyonları cebe koyacak yani bu adamlar ve en inşallah malı da vatandaşa yıkmazlar tahta bozulduğunda. Evet bunların kontrol edilmesi gerekiyor. İnşallah sağlıklı bir dağıtım olmuştur arkadaşlar. Ee, ve böyle cumhuriyetler olduğu zaman yani af buyurun ama şirketlerin de araştırılması gerekiyor. Gerçek mi? Kim? Yani kendim de ben belki yaparım. Bilmiyorum ki. Çünkü şunu düşünebilirim ki yani halka arz etsem şirketimi şey şeylerde Uganda'da Muganda'da bir şirket kurup bu işleri e, lot olarak kurumsallara oraya da satış yapabilirsiniz. Çünkü niye? Yani görüyorsunuz tavan tavan gidiyor. Yani bir nok bir bir milyon 40 bin lot diğeri e, 15-16 milyon lira yapıyorsa 10 gün sonra 7 gün sonra 30 milyona çıkabilir yani bunun diğeri. En iyi halka arz sistemi. Evet kusura bakmayın biraz farklı oldu bu video. Ama e, özellikle yurt dışı ve kurumsala dağıtılan dağıtma oranları beni rahatsız etti. Bu hissede e, yurt içi kişisel yatırımcılar 11-12 lot herhalde aldılar arkadaşlar. Hesaplamadım bile çünkü görünce. E, bundan tavan bozma güçleri yok. Yani yurt içi yatırımcının tavan bozma gücü zaten yok. Ama e, tavan tavan gidecek olursa da bu hisse e, milyonların kimin götüreceği ortada arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen e, yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız buradaki bilgileri. Para Birlik kanalında yatırım tavsiyesi değil sadece size tablo gösteriyorum. Şey şeyler Cumhuriyeti'ne 1 milyon 40 bin lot satılmış arkadaşlar. Bir kişiye. Aynı şekilde bir kişiye kurumsal olarak da kişiye diyoruz. Yani yatırım hizmetleri sunan bir şirkete. 1 milyon 120 binde Türkiye'den bir kurumsala 639.296 adet de bir kurumsala satılmış. Bunların tavan bozma güçleri olduğu görülüyor arkadaşlar. Evet lütfen dediğimiz gibi tekrar yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı yapınız. Ayrıca kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.